X özelliğinin periyodik tabloda periyot boyunca değişimi 1 ve 2 ok yönlerinde belirtilmiştir. Buna göre X özelliği ve değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi metalik özellik diyor. Metalik özellik iki yönünde azalır. Bir yönünde artar olması lazım. Doğru. Oksijenli bileşiklerin bazik özelliği diyor. İki yönünde azalır. Bir yönünde artar olması lazım. Artar, azalır. Doğru. 3. Elektronegatiflik. Elektronegatiflik bağ elektronlarını çekme gücüdür. İki yönünde artar. Bir yönünde azalır. Doğru. Hidroksitli bileşiklerin bazik özelliği diyor. Hidroksitli bileşiklerin bazik özelliği bir yönünde artar. Bir yönünde artar olması lazım. Bu yanlış. İki yönünde azalır olması lazım. Şu tarafa doğru artması lazım. Bu da yanlış. D seçeneği yanlış. E'ye geldiğinde oksijenli bileşiklerin asit özelliği iki yönünde artar. Bir de yukarıya doğru artması lazım. Ne? Bir yönünde azalır olması lazım. Evet, bir yönünde azalıyor. İki yönünde artar diyor. Doğru. Cevabımız D seçeneği. X, Y, Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumları aşağıdaki gibidir. Buna göre bu elementlere ait periyodik özelliklerden hangileri arasındaki ilişki Y, Z, X şeklindedir diyor. Şimdi X ikinci periyotta, Y üçüncü periyotta, Z ikinci periyotta. Şöyle ikinci ve üçüncü periyotları bir çizelim. Burası ikinci periyodumuz olsun. Burası da üçüncü periyodumuz olsun. X ikinci periyot 5A grubunda, yani 15. grup. Şurası 5A. X burada. Y 3. periyot 13. grupta. 3. periyot 13. grupta, yani 3A grubunda. Şurada Y'miz var. Z de 2. periyot 14. grupta, yani 4A grubunda da Z'miz var. Atom yarıçapı diyor. Atom yarıçapı aynı periyotta sola, aynı grupta aşağı doğru arttığından dolayı Y, Z, X şeklinde olması lazım. Doğru. Elektronegatiflik. Elektronegatiflik aynı periyotta sağa ve aynı grupta yukarı doğru arttığından dolayı burada en fazla olan X, sonra Z, sonra Y olur. Bu uymadı. Metalik özellik diyor. Metalik özellik. Metalik özellik yine sağa ve aşağı doğru arttığından dolayı yine Z, Y, Z, X şeklindedir. Cevabımız 1, 3, C seçeneği. 1A grubu elementleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1A grubunun en üstünde hidrojenin olduğunu unutmayalım ve hidrojen bir ametaldir. Grubun diğer üyeleri ise metaldir. Bir tamamı alkali metal olarak adlandırılır diyor. İşte yanlış hemen önümüze geldi. Hidrojeni unutmayalım. Su ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarabilirler diyor. Aktif metaller olduklarından dolayı su ile tepkimelerinden baz ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Doğru. Bütün periyotların başlangıç elementlerini içerirler diyor. Bu da yine doğru. Birinci periyottan yedinci periyoda kadar bütün periyotların başlangıç elementi 1A grubu elementidir. Cevabımız yanlış istediğinden dolayı yalnız bir A seçeneği. Üçüncü periyotta atom numaraları ardışık olan elementlerin birinci iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi X, Y, Z ve T'ye grup numarası verelim. 1A, 2A, 3A, 4A olabileceği gibi burası 4A, 5A, 6A ve 7A da olabilir. Şuradaki 2A ve 5A'nın 3A ve 6A'dan birinci iyonlaşma enerjisinin yüksek olmasının sebebi küresel simetri özelliğiydi. Şimdi 1. X'in oksijenli bileşiğin su ile verdiği tepkimede baz oluşur diyor.
Şayet bira grubu ise doğru. Çünkü metallerin oksijenli bileşiği baz oluşturur. Bazik oksitleri oluşturur. Şöyle gösterelim. Bazik oksitleri oluşturur. Bazik oksitlerin su ile tepkimesinden de bazlar oluşurlar. Fakat 4A grubunda ise 4A grubu A metalleri olduğundan dolayı bu kez de asit oluşturur. Yani kesin değil. 2'ye geldiğimizde Y küresel simetrik özellik gösterir diyor. Evet. 2A ise de 5A ise de kesinlikle küresel simetriktir. Doğru. Z'nin Z3A veya 6A'da olması lazım. Z'nin oksitli bileşiği hem asit hem bazlarla tepkime verir diyor. Şayet 3A'da ise 3A'daki alüminyum bir amfoter metaldir ve amfoter metaller hem asit hem de bazlarla tepkime verirler. Fakat 6A grubunda ise bu nedir? Olmaz. Cevabımız bize kesinlikle sorulduğu için yalnız 2 B seçeneği. Üçüncü periyot elementlerinin hidroksitli bileşiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerden hangilerinin sulu çözeltisi ısıtıldığında baz oluşur diyor. Sodyum hidroksit metallerin hidroksitli bileşiği baz özelliği gösterir. Yine alüminyum bir amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verirler. Klor bir ametaldir ve sulu çözeltisi hidrojen klorürü oluşturur. Hidrojen klorürü de bir asittir. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Alkali metal oldukları bilinen X, Y ve Z elementleri için bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin elektronegatiflikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Alkali metal oldukları bilindiğine göre demek ki 1A grubunda bulunan metallerdir. Ve elektronegatiflik aynı grupta yukarı doğru artar. Aynı basınçta erime noktası en büyük olan Y'dir diyor. Metallerde erime noktası yukarı doğru artar. Demek ki Y'nin en yukarıda olması gerekiyor. Yani elektronegatifliği en fazla olan Y olması gerekiyor. Oksitinin sulu çözeltisinin bazik karakteri en fazla olan X'tir diyor. Bazik karakter aşağı doğru arttığından dolayı X en altta, Z'nin de ortada olması lazım. Y, Z, X şeklinde sıralanmalar lazım. Elektronegatifliklerinin cevabımız D seçeneği. Aşağıda periyodik tablonun bir kesiminde bulunan elementler verilmiştir. Y 3. periyot 7A grubu elementi olduğuna göre 3. periyot 7A grubu, 6A grubu, burası da 5A grubu, yine Z 4. periyot elementi. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bir, Z'nin atom numarası 33'tür diyor. Şimdi burası kaç? 3. periyot. Şuraya 8A grubunda çizelim. 8A grubu. 3. periyot 8A grubu. Şimdi 1. periyotta helyum var. 2. periyotta neon var. 3. periyot 8A grubunda atom numarası 18, 4. periyot 36'dır. Şurası 35, 34, Z 33'tür. Doğru. 2. X'in oksijenli bileşiğinin asit karakteri Z'ninkinden büyüktür diyor. Şimdi X bir ametal, Z bir ametal olduğuna göre asidik karakter aynı grupta yukarı doğru artarken aynı periyotta sağa doğru arttığından dolayı X'in asidik karakteri Z'ninkinden büyüktür. Doğru. 3'e geldiğimizde Y'nin hidrojenli bileşiğinin sulu çözeltisi Y bir ametal olduğundan dolayı ametallerin hidrojenli bileşikleri asit özellik gösterirler. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Yukarıdaki oksit bileşiklerinden hangileri amfoter karakterlidir? Amfoter ikisi de demektir. Yani hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek tuz ve
H2 gazı oluştururlar. Ve amfoter metaller Zeynep al sana kırmızı pabuç beğendim şeklinde kodlanabilir. Yani berilyum bir amfoter metal, silisyum değil, alüminyum bir amfoter metal, yine kalsiyum değil. Cevabımız 1-3 B seçeneği. Periyodik tabloda yerleri belirten elementlerle ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? A. R'nin kovalent yarıçapı Q'nunkinden büyüktür diyor. Evet, aynı grupta aşağı doğru inildikçe çap artar. Buna kovalent yarıçap da dahildir. Doğru. B. Oda koşullarında X'in oksitli bileşiği suda çözünür diyor. X bir aktif metaldir ve aktif metallerin suda çözündüğünü biliyoruz. Mesela X magnezyum olsun. Magnezyum su ile bazı oluşturur ve hidrojen gazı açığa çıkar. Şurası 2. Doğru. C. ZO ve TO'nun sulu çözeltisi asidiktir diyor. Z bir metaldir. Metalin oksijenli bileşiği bazik oksittir. Bu bir kere yanlış. T'ye geldiğimizde T karbondur. T karbondur. Ve karbonun oksijenli bileşiği yani karbon monoksit bir nötr oksittir. Tamam, C seçeneği yanlış. D, Y2O3 Y nerede? Burada. Y bir amfoter metaldir. Yani alüminyumdur. Ve alüminyum oksit asitlerle tepkimesinden bazik, bazlarla tepkimesinde asidik özellik gösterir. Çünkü alüminyum bir amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girerler. E. Birinci iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi aynı periyotta sağa, aynı grupta yukarı doğru arttığından dolayı en fazla olanın M olması gerekiyor. Doğru. Cevabımız F blok elementleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? F bloğu elementleri periyodik cetvelin 6. ve 7. periyodu 3B grubundan alınıp periyodik cetvelin altına İki sıra halinde yerleştirilen elementlerdir. A. Geçiş elementleri olarak da adlandırılırlar diyor. Geçiş elementleri değil, iç geçiş elementleri olarak adlandırılırlar. B. Elektron dağılımları 4F ile bitenlere aktinitler denir. 4F ile bitenlere lantanit, 5F ile bitenlere aktinit denir. Bu da yanlış. Çoğunlukla bileşiklerinde artı 3 yükseltgenme basamağına sahiptirler. Çünkü 3B grubundan alındıklarından dolayı doğru. D. Lantanitlerin tamamı radyoaktif özellik gösterir diyor. Tamamı değil. E. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler diyor. Metaller civa hariç oda koşullarında katı halde bulunurlar. Cevabımız C seçeneği. Baş grup elementlerinden X, Y ve Z elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Benzer kimyasal özellik gösteriyorlar diyor. Benzer kimyasal özellik gösterenler aynı grupta bulunurlar. Metalik aktifliği en fazla olan Z, metalik aktiflik aşağı doğru artar. Çapı en küçük olan Y elementtir. Çap yukarı doğru azalır. Yani Y'nin de en yukarıda olması lazım. Demek ki X de ortada. Bir, aynı grup elementleridir. Olabilirler. Çünkü benzer kimyasal özellik gösteriyorlar. 2. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. İyonlaşma enerjisi aynı grupta yukarı doğru arttığından dolayı bu yanlış. Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir diyor. Elektron ilgisi yukarı doğru arttığından dolayı tamam. 4. Atom numaraları arasındaki ilişki diyor. Atom numarası aşağı doğru arttığından dolayı nasıl olması lazım? Bu şekilde olması lazım. Cevabımız 1-3 C seçeneği. Periyodik cetvelin ikinci periyodunda bulunan ardışık atom numaralı X, Y, Z ve T elementlerinin iyonlaşma enerjisi atom numarası değişimi grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi
1A, 2A, 3A, 4A. Olabileceği gibi 4A, 5A, 6A ve 7A grubu da olabilirler. Şimdi 1, X'in atom numarası 3'tür diyor. Şayet 1A grubunda kabul edersek 3 olur. Çünkü olabilir diyor. Tamam, problem yok. 2'ye geldiğinde Y'nin değerlik elektronları P orbitalindedir diyor. Y 5A grubunda ise tamam, problem yok, olabilir. 3. T'nin atom yarıçapı Z'ninkinden büyüktür diyor. Şimdi atom yarıçapı aynı periyotta sola, aynı grupta aşağı doğru artar. T ister 4A olsun ister 7A olsun, Z'de nedir? Daha sağda olduğundan dolayı çapı nedir? Her halükarda Z'den küçüktür. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1, 2, B seçeneği.